Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit Yayınları'nın Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere milli ve dini duyarlılığı yansıtan şiir anlayışı ile ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur demiş. İlk şiirlerinde aşk, ölüm, ızdırap gibi bireysel konular işleyen Ahmet Kutsi Tecer, daha sonra ise memleket şiiri tarzına yönelerek köylü milletin efendisidir görüşüne dayalı köy havası ağırlıklı Anadolu'yu anlatan şiirler yazmıştır. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi Halk Şairleri Koruma Derneği'ni de kuran Ahmet Kutsi Tecer daha sonra halk odalarının açılmasına da öncülük etmiştir. Hece ölçüsünü ve dörtlük nazım birimini kullanıyor. Batılı şiir anlayışından aşık edebiyatına yöneldiğini görüyoruz sanatçının. Yine lirik didaktik tarzda yazdığı şiirleriyle adından söz ettirmiştir. Anadolu folkloru ve efsanelerine de şiirlerinde yer vermiştir. Bildiğiniz gibi Neredesin, Halay Çeken Kızlar, Orada Bir Köy Var Uzakta şiirleri dönem itibariyle sevilmiş şiirler arasında yer almaktadır. Bundan dolayı A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Erzurum, Eğin, Isparta, Bursa, İstanbul, Konya üzerine yurt güzellemeleri yazan Zeki Ömer Defne'nin Ziller Çalacak, Ilgaz, Gül Ey Isparta'nın Gülleri, Bu Memleket Böyle Ağlar adlı şiirleri ünlüdür. Evet, Zeki Ömer Defne de sizin bildiğiniz gibi arkadaşlar öğretmen, şair olarak bilinmektedir. Yine aynı zamanda bu sanatçı ilk şiir kitabı olan Musiki'yi kaleme almış, şiirlerinde de genellikle Asri Baba mahlasını kullandığını görüyoruz. Yine arkadaşlar hece ölçüsünü kullanan bu sanatçı 1980'den sonra da serbest tarzda şiirler kaleme almıştır. Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler en önemli eseridir. Bu da doğrudur. O yüzden C seçeneğini de demiş oluruz. Şiirlerinde Anadolu'nun çeşitli manzaralarını ve güzelliklerini anlatan sevgi, ölüm, sonsuzluk hasreti, Mehmetçik, Mehmetçiğin ailesi ve sevgilisi, Atatürk, gurbet gibi konular işleyen Ömer Bedrettin Uşaklı Anadolu şairi olarak ün kazanmıştır. Evet, Anadolu şairi Ömer Bedrettin Uşaklı'dır arkadaşlar. Aynı zamanda yazmış olduğu Sarı Kız Mermerleri adlı eser de dönem itibariyle en önemli eserler arasında yer alır. Eşinin ve kızının ölüm üzerine yazdığı bir şiir kitabı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hece ölçüsünü kullanmış, zamanla da Faruk Nafız Çamlıbel ve Orhan Seyfi Orhon'un etkisinden sıyrılmıştır. Kendine has bir üslup oluşturduğu görülmektedir. En önemli eserleri Sarı Kız Mermerleri, Deniz Sarhoşları ve Yayla Dumanı adlı eserlerdir. O yüzden bu ifade de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 1938'de Ülkü Dergisi'nde yayımlanan Bu Vatan Kimin Şiiriyle edebiyatımızda tanınan Orhan Şaik Gökyay'ın şiirlerinde Karacaoğlan ve Dadaloğlu'nu hatırlatan bir ses vardır. Orhan Şaik Gökyay'ın en önemli eserlerinden biri Bu Vatan Kimin adlı eserdir. Atıl adı Hüseyin Vehbi olan sanatçı yine Mehmet Akif'in yazdığı şiirleri beğendiğini görüyoruz. Çeşitli illerde öğretmenlik yapmış olan Orhan Şaik Gökyay, şiirlerinde aşık tarzı halk edebiyatı izleri görülmektedir. Eski metinlere yönelik yapılan araştırmalardaki yanlışlıkları da yine en önemli eserlerinden biri olan Destursuz Bağa Girenler adlı eseriyle ortaya koymuştur. Dil üzerine yapılan yanlışlıkları burada dile getirmiştir. Yine biz biliyoruz ki arkadaşlar Orhan Şaik Gökyay Dede Korkut üzerine araştırma yapan en önemli sanatçılardan biridir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi arkadaşlar şiirlerinde kahramanlık, bayrak, vatan, millet, tarih, din, inanç, ahlak, doğa, sevgi, aşk ve doğa gibi konular işleyen Mehmet Akif Ersoy'un Bayrak ve Fetih Marşı adlı şiirleri ünlüdür demiş. Arkadaşlar, küçük yaşta babasını yitiren, çeşitli yerlerde edebiyat öğretmenliği yapan, Adana'nın kurtuluşu için yazdığı Bayrak şiirinden sonra Bayrak şairi olarak kabul edilen bu sanatçı Mehmet Akif Ersoy değildir arkadaşlar. Bu sanatçı sizin de bildiğiniz gibi Arif Nihat Asya'dır. Bundan dolayı da bu ifade yanlıştır. Mehmet Akif Ersoy değildir bu. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde verilen ifade milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir anlayışı ile ilgili değildir demiş. Hece ölçüsünü kullanma,
Milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren sanatçılar hece ölçüsünü kullanır. Bu doğrudur, bunu elemiş oluruz. Anadolu'yu da ele almışlardır. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Şiirlerinde dörtlük nazım birimini kullandığını görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Halk şiiri geleneğinden yararlanmışlardır. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar, Marksizmi benimsememişlerdir. Bunu benimseyen kimdir? Sizin de bildiğiniz gibi bunu benimseyenler toplumcu gerçekçilerdir. O yüzden cevabımız da B seçeneği olacaktır. 3, 4 ve 5. soruyu aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 3. soru. Aşağıda verilen sanatçılardan hangisi yukarıdaki parçadaki açıklamalara örnek gösterilemez? Parçamıza bakalım. Milli edebiyat zevk ve anlayışını esas alan şiir, milliyetçi memleket edebiyatı ve ulusal söylem, bu anlayışa bağlı sanatçılar ise Anadolu şairleri ve memleket şairleri olarak adlandırılır. İkinci Meşrutiyet döneminde oluşan milli edebiyat akımının Cumhuriyet dönemindeki yansıması ve devamıdır. Sanatçıların çoğunluğu özellikle Ziya Gökalp'in sistemleştirdiği Türkçülük akımının etkisinde kalmışlar. Şiirlerini milli edebiyat akımının özelliklerine uygun biçimde yazmışlardır. Milli edebiyat döneminde ortaya çıkan ve Cumhuriyet döneminde yazmaya devam eden Beşeciler ve onları izleyen pek çok şair bu anlayışa uygun eser vermişlerdir. Milli romantik anlayışla başlayan şiir zamanla milli realist çizgiye yaklaşmıştır. Bakın burada bahsedilen topluluk hangisi? Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılardan bahsediyor. Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu bunlardan biridir, bunu elemiş oluruz. Zeki Ömer Defne yine bunlardan biridir, bunu da elemiş oluruz. Ömer Bedrettin Uşaklı yine milli zevk ve anlayışını devam ettiren sanatçıdır, bunu da elemiş oluruz. Arif Nihat Asya da milli edebiyat zevk ve anlayışını devam ettirir, bunu da elemiş oluruz. Nazım Hikmet ise arkadaşlar sizin bildiğiniz gibi toplumcu gerçekçidir. O yüzden milli zevk ve anlayışın içerisinde yer almaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki parçada söz edilen anlayışla oluşturulmuş eserlerden biri değildir demiş. Yukarıdaki anlayış milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılardan bahsediyordu. Bakın Yayla Dumanı kimindir arkadaşlar? Yayla Dumanı Ömer Bedrettin Uşaklı'nın eseridir. Bu da milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılar içerisinde yer alır. O yüzden bunu elemiş oluruz. Peki Bozkurtların Ruhu kimindir? Sizin de bildiğiniz gibi bu eser Nihal Atsızı'nındır. Nihal Atsız da milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılar içerisinde yer alır. Bunu da elemiş olduk. Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor. Bu da Arif Nihat Asya'nın eseridir. Bu da milli zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılar içerisinde yer alır. Bunu da elemiş olduk. Peki Destanlar Burcu? Arkadaşlar bu eser de Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nundur. O yüzden bu da milli zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılar içerisinde yer alır. Bunu da elemiş olduk. Memleketimden İnsan Manzaraları. Arkadaşlar bu ise Nazım Hikmet'in eseridir. Nazım Hikmet toplumcu gerçekçiler içerisinde yer alır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 5. soru. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki altı çizili sözde kastedilen şairlerden biri değildir demiş. Yukarıda altı çizili söze baktığımızda Beşeciler ifadesini görüyoruz. Arkadaşlar biz Beşeciler'i Fohey diye kodluyoruz. Peki kim bunlar? F. Faruk Nafız Çamlıbel. Bakın bunu elemiş olduk. O Orhan Seyfi Orhon, bunu da elemiş olduk. H nedir? Halit Fahri Ozan Soy'dur, bunu da elemiş olduk. E Enis Beyiç Kor Yürek'tir, bunu da elemiş olduk. Y nedir peki? Arkadaşlar buradaki Y Yusuf Ziya Ortaç'tır. Yaşar Nabi Nair değildir. Yaşar Nabi Nair sizin de bildiğiniz gibi 7 meşaleciler arasında yer alır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 6. soru. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu şiirde belirtilen sanat anlayışına uygun eser vermemiştir? Biz o şiiri isteriz ki çifte giden babalar, ekim biçen genç kızlarla odun kesen analar, yanık sesin dinlerlerken gözyaşlarını silsinler. Arkadaşlar bakın bu somut bir edebiyat olduğunu görüyoruz. Yine milli duygu ve düşünceleri dile getirdiğini görüyoruz. Kendi kültürümüz olan çifte gitmek, genç kızlarla odun kesmek,
yanık sesli insanların türkü söylemesi, onların gözyaşının silinmesi, bunlar kendi kültürümüzle yoğrulmuş bir şiir olduğu görülmektedir. O yüzden de bu şiir anlayışına baktığımızda milli duygu ve düşünceleri yansıttığını görüyoruz. O yüzden de arkadaşlar, sanatçılara bu gözle bakmak lazım. Şimdi Mehmet Emin Yurdakul milli duygu ve düşünceleri dile getirir, bunu elemiş oluruz. Orhan Şaik Gökyay, bu da milli duygu ve düşünceleri dile getirmiştir, bunu da elemiş oldu. Faruk Nafız Çamlı Bey, beş hecizler içerisindedir, bu da milli duygu ve düşünceleri dile getirir, bunu da elemiş oldu. Ahmet Kutsu Tecer, bu da milli duygu ve düşünceleri dile getiren sanatçılar arasındadır, bunu da elemiş oldu. Fakat Asaf Alet Çelebi arkadaşlar, sizin de bildiğiniz gibi öz saf şiir içerisinde yer alır. Aynı zamanda şiirlerine baktığımızda ise Anadolu, İran ve Hindistan üçgeninde oluşturduğu şiirleriyle adından söz ettirmektedir. Yine divan edebiyatından etkilendiğini görüyoruz sanatçının. Bunun yanında gazel ve rubailer de yazmıştır. Sizin de bildiğiniz gibi Elif, On Manipatehum gibi şiirlerin sahibidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru, aşağıdakilerden hangisinde verilen sanatçıların tamamı milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerdendir? Kemalettin Kamu, Arif Nihat Asya, Necip Fazıl Kısakürek. Arkadaşlar burada uymayan Necip Fazıl Kısakürek'tir. Bu öz saf şiirin içerisinde yer alır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Faruk Nafız Çamlıbel, Ziya Gökalp, Yahya Kemal Beyatlı. Yahya Kemal Beyatlı da milli edebiyatın bağımsız sanatçısıdır. Aynı zamanda Cumhuriyet döneminde öz saf şiirin içerisinde yer almış bir sanatçıdır. Bu da burayı bozmaktadır. O yüzden B'yi delemiş olduk. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Kemalettin Kamu. Orhan Veli sizin de bildiğiniz gibi birinci yeniciler arasında yer alır. Melih Cevdet Anday, bu da arkadaşlar birinci yenicilerin içerisinde yer alır. O yüzden bunlar da milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılar olmadığı için D seçeneğini denemiş oluruz. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Mehmet Kaplan, Orhon Seyfi Orhon. Arkadaşlar burada da Mehmet Kaplan burayı bozmaktadır. Çünkü Mehmet Kaplan Cumhuriyet döneminde öğretici metinler üzerine eser yazan sanatçılar arasındadır. Ahmet Kutsi Tecer, Orhan Şaik Gökyay, Kemalettin Kamu, bunlar milli zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılardır. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru, bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Memleket edebiyatı kolunun destansı ve tarihiyle övünen şairlerinden biri de nokta noktadır. İlk yayınlanan kitabı, heykeltıraşı birçok şiir kitabı takip etmiş olan şairin en meşhur eseri Bir Bayrak Rüzgar Bekliyordur. Bu şiir kitabına adını veren şiir, onun bayrak şairi olarak tanınmasında da etkili olmuştur. Arkadaşlar aynı zamanda Cumhuriyet döneminde rubaileriyle en önemli sanatçılar arasında yer almaktadır. Yine bu sanatçının yazmış olduğu Dualar ve Aminler adlı eser de önemli bir yere sahiptir. Bunun dışında yazmış olduğu Fetih Marşı adlı eseriyle yine adından söz ettirmiştir. Bu sanatçı Behçet Kemal Çağlar değil, Coşkun Ertepınar değil, Fazıl Üstünü Dağlarca değil, Necmettin Halil Onan değil, tabii ki bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'dır. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 9. soru, bu dizelerin dil ve içerik özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki anlayışlardan hangisine ait olduğu söylenebilir? Anneler, dindiririz gönlünüzün yasını, düşman kanıyla sildik palamızın pasını, yeniden çizmek için vatan haritasını, kandan ve kıyametten bir sahneye çevirdik, gökleri çatırdayan bir vatan parçasını. Bakın arkadaşlar, dikkat edecek olursanız genel itibariyle milli duygu ve düşünceyi dile getirdiğini görüyoruz. Vatandan bahsediyor arkadaşlar. Yine kandan ve kıyametten bir sahneye çevirdik derken vatan uğruna yapılan mücadeleden bahsetmiş. Aynı zamanda annelerin acılarını dindirmekten bahsediyor. Düşman kanından temizledik diyor vatanı. Milli duygu ve düşünceyi yansıtan şiir olarak karşımıza çıkmaktadır. Seçeneklere baktığımızda da milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenler demiş. Doğrudur. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır.
10. soru, aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçılardan değildir? İkinci meşrutiyetten sonra ilk örneklerini gördüğümüz memleketçi edebiyatın temeli aslında halk edebiyatına dayanır. Şairlerin çoğu Anadolu halk şairlerinin yolundan gider ve başlangıçta Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul'un yoğun tesiri altındadırlar. Arkadaşlar bakın memleketçi edebiyattan bahsediyor. Milli duygu ve düşünceyi yansıtan edebiyattan bahsetmiş. Faruk Nafız Çamlıben bu grubun içerisindedir. Bunu elemiş oluruz. Kemalettin Kamu da bu grubun içerisindedir. Bunu da elemiş oluruz. Ömer Bedrettin Uşaklı da yine milli duygu ve düşünceyle eser vermiştir. Bunu da elemiş oluruz. Ahmet Kutsu Tecer de yine bu grubun içerisinde yer alır. Bunu da elemiş oluruz. Ahmet Muhip Dranas ise sizin de bildiğiniz gibi öz saf şiirin içerisinde yer alır arkadaşlar. Ve yazmış olduğu en meşhur şiirleri Fahriye Abla adlı şiiri meşhurdur. Yine bu sanatçının yazmış olduğu Serenat adlı şiir meşhurdur. Olvidos'u meşhurdur. Bir de arkadaşlar Kar adlı eseri meşhurdur. Bu sanatçı öz saf şiirin içerisinde yer aldığı için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 11. soruya. 11. soruda milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerle ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi Ayraç içinde verilen sanatçı ile uyuşmamaktadır demiş. Orada bir köy var uzakta. Şiirinde folklorun sularını hayalleriyle birleştiren kişi Ahmet Kutsi Tecer'dir. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Faruk Nafız Çamlıbel ile birlikte 10. yıl marşını edebiyatımıza kazandıran kişi Behçet Kemal Çağlar'dır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Köroğlu'nun andıran üslubu ve bu vatan kimin şiiriyle tanınan kişi de Orhan Şahik Gökyay'dır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bir Yolcu adlı şiiriyle bilinen sanatçı edebiyat tarihi ve dil bilgisi alanında da çalışmalar yapmıştır. Bir Yolcu adlı şiir Necmettin Halil Onan'ındır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Hemen her eserinde köyü ve köylüyü öven sanatçının Karadut, Dol, Karabakır, Dol şiirleri meşhurdur. İbrahim Alaaddin Gövsa değil arkadaşlar. Karadut ve Dol, Karabakır, Dol adlı eserlerin sahibi Bedri Rahmi Eyüboğlu'dur. O yüzden bu seçenek yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.